Ekonomik datalar önümüzdeki döneme ilişkin yeniden bir kırmızıya gitme durumu gösteriyor. Bazı yerlerde iyi şeyler geliyor. İşte kamu bankalarının verdiği kredilerle konut satışlarının kıpırdadığını görüyorsunuz. otomotiv satışının kıpırdadığını görüyorsunuz. Ama bu kamu bankalarının kıt kaynaklarıyla yapılan hamleler bunlar. Ekonomi canlandığı için değil. Biraz önce kredileri gösterdim size. Dolayısıyla bunun sürdürülebilir olması için gerçekten bir ciddi program koyup uyguluyor olmak lazım. Uygulamak zorundayız. Başka bir yolu yok yoksa gene yeni mezunlar iş bulamayacak gene yeni bir işten çıkarma dalgası gelecek tahsil gecikmiş alacakları gördüğünüz zira bunların hiçbiri olmasın ee, ...önümüzdeki aylarda güzel şeylerden bahsedelim istiyorum. Ben de aslında güzel şeyler e, anlatmak e, istiyorum size. Barış Bey diyor ki hocam ülkenin haline geçip biz nasıl e, kalkınacağız bireysel olarak neler yapılmalı? Şimdi Barış Bey ben de çok isterim böyle elimde sihirli bir formül olsa ve onu size söylesem ama... Şu anda bir krizde olduğumuzu bütün datalar gösteriyor. Herhalde sizin de bundan bir şüpheniz yok. Böyle dönemlerde işinize dört ayla sarılacaksınız. İşsiz kalmamaya bakacaksınız. İkincisi harcamalarınızı kontrol altında tutacaksınız. Erteleyebiliyorsanız eğer harcamalarınızı yani bugün değil de yarın o ayakkabıya ihtiyacınız varsa onu yarın alın. Üç ay boyunca gömlek almadan durabiliyorsanız gömlek almayın harcamalarınızı kontrol altında tutun. En öncelikli olanı bu. Gelirinizi artırın diyeceğim ama nasıl arttıracaksınız gelirinizi? Yani geliri artırmak o kadar kolay değil. Dolayısıyla gideri kısın. Artırabiliyorsanız gelirinizi tabii ki arttırın. ona tabii çok da güzel olur herhalde değil mi gelirinizi artırsanız. Ama böyle durumlarda bir kere her şeyden önce sakın dövizle borçlanmayın. Hiçbir zaman dövizle borçlanmayın. Hangi parayla kazanıyorsanız o parayla borçlanın. Türk lirasıyla kazanıyorsanız Türk lirasıyla borçlanın. Çünkü o kazanmadığınız parayı öderken çok zorlanabilirsiniz. Şu anda kur aman ne güzel düştü kur falan diyorlar ya ya dostlarım kur daha bir buçuk yıl önce 3.70-3.65 seviyelerindeydi. Bir buçuk yıl önce, iki yıl önce 3.60'lar, 3.70'ler seviyelerinden bahsediyorduk. Böyle bir şey olabilir mi? 5.70. Çok ciddi bir artış bu. ...çok ciddi bir artış. Dolayısıyla... ...dövizle borcunuz olduğu zaman... ...dövizle borçlandığınız zaman... ...onun çok hızlı yukarı geldiğini... ...görebilirsiniz. Bu ülke... ...çünkü ne yazık ki... E, ...iyi yönetilmiyor. Bunu hepimiz... ...biliyoruz artık. O... ...hatırlıyor musunuz? Eee... ...çok sayın baş ekonomi danışmanı... ...bir dolar, bir lira olacak... ...diyordu. Geldiğimiz yer... ...meydanda. Dolayısıyla... Lütfen dikkatli e, borçlanmanızı dikkatli yapın. Açılmayın. Şu an itibariyle tünelin ucunu rahatça gördüğümüz yere kadar harcamalarınızı açılmayın. Bunun dışında da e, benim size söyleyebileceğim bir şey yok e, Barış Bey. E, hani şu an itibariyle ne e, yapabilirsiniz onu ne yazık ki daha fazlasını size e, söylemem mümkün e, değil. Şimdi... E, <laughs> ne diyeyim ben şimdi? Ee, genç bir arkadaşımız öğrenci olarak kredi çekeceğim 60 bin dolar Amerikan doları, ama kriz gelirde hiç ödemem diye korkuyorum. Zaten korkman lazım. 60 bin dolar çok ciddi bilmiyorum bunu neden çekiyorsun? Okul kredisi mi? Ne için çekiyorsun? Ama dövizle borçlanmak bu ülkede her zaman için bir risktir. Dövizle borçlanma konusunda dikkatli olun. Hatırlar mısınız? İsviçre ile Japon ile borçlanan insanlar vardı. İşte onlar dalgalanmıyor da bilmem ne olmuyordu. Sonra hepsi yenzede, e, efendim frankzede e, oldular. Döviz kuru siz kontrol etmiyorsunuz. Hangi parayla kazanıyorsanız o parayla borçlanın. Ben Türk lirasıyla benim gelir sahibi olduğum için ben Türk lirasıyla borçlanırım. Borç alacaksam eğer mümkün mertebede de borçlanmamaya çalışırım. Ama eğer e, yabancı parayla borçlanacaksınız yabancı parayla geliriniz olması lazım. Bunu hemen söyleyeyim. Mesela bir arkadaşınız e, demiş ki enflasyonun enflasyon e, nun gerçek olduğuna inanıyor musunuz? E, demiş. Valla burada yayın yaptım. İnternet sitemizde bulabilirsiniz. Fiyatlar artarken bu enflasyon nasıl düşüyor? Bu kadar zam üstüne zam gelirken bu enflasyon nasıl düşüyor? Hakikaten yani tarihe geçecek bir başarı bu. Söyleyeyim size. Tarihe geçecek bir başarıdan bahsediyoruz. Hani... Çok da böyle dikkatli bir dil kullanmaya çalışıyorum. Çünkü... E, kurumlara da zarar vermek istemiyorum. Hani... Türkiye Sesi Kurumu yıllarca benim... datalarını kullandığım... E, da, hata her yerde olur, küçük hatalar. Sonradan düzeltmeler e, yapılır falan. Ama artık bu sefer... iş başka bir e, yere gidiyor. O yüzden bunu çok... E, üstünde durmak... E, hani... istemiyorum. E, Herkes aynı şartlarda doğmuyor demiş e, Selen arkadaşımız. Evet zaten ana sorun bu. Herkes aynı şartlarda doğmadığı için devletin görevi dezavantajlılar. Ben bütün mesela çalışmalarımın büyük kısmını dezavantajlar üzerinde e, yoğunlaştırmaya çalışıyorum. Dezavantajlıları lehine bir şeyler yapılması gerekiyor. Dezavantajlı demek biraz önce anlattım size iki şey olabilir. Aile, ...veya çocuk veya bireyin dezavantajı gelir düşüklüğü olabilir. Bilgisayarı yoktur, kitaba ulaşamıyordur, iyi okullara gidemiyordur... ...kademi, kağıdı, işte bir takım deney yapacak aletleri, okulu kötüdür. Böyle bir dezavantaj olur gelir nedeniyle. İkinci dezavantaj ise ailenin eğitimi kötüdür, benimkisi gibi... Gelir tarafında sorun yoktu benim ailemin. Hani zengin değildik tabii, orta gelirliydik ama e, eğitim tarafında vardı. Eğitim tarafında dezavantaj olabilir. İşte bu çocuklara bizim destek vermemiz lazım. Onların dezavantajlarını ortadan kaldıracak adımlar atmamız lazım. Bizim için en canlıcı nokta e, bu noktası. E, açıkçası ve son olarak bir şey daha söyleyeyim işte mesela Mehmet Bey demiş ki cebimdeki paranın nasıl eğrildiği bile belli değil demiş Sermin Bilir arkadaşımız demiş ki 3 sene önce 6 lira aldığım şey bugün 16 lira bizim bildiğimiz enflasyon budur evet benim bir spor ayakkabı almam gerekiyor yürüyüş yapıyorum ha bir o inanamadım bu ne ya Hakikaten spor ayakkabısı fiyatını yani aldığım malı ben genelde çok uzun süreler kullanırım İnanamadım. epeydir almamışım herhalde. Nasıl ya dedim bu, bu bu nasıl bir fiyat böyle bir şey olamaz bir spor ayakkabıya bu fiyat akıl alır bir şey değil gerçekten alamadım inanın herhalde şoku bir yasan bir aydır spor ayakkabı almıyorum ne almam lazım bir an önce. E, ...fakat e, artık böyle e, yanları pırtladı e, spor ayakkabılarımın... ...dolayısıyla spor ayakkabı almamda fakat bir sindirmem lazım... ...yani böyle bir yutkunum... ...ha böyle kademeli bir şekilde artsaydı... ...arada böyle bir e, biraz daha pahalıya... ...biraz daha pahalıya birkaç spor ayakkabı alsaydım tamamdı... ...bu ne ya... ...ya gerçekten inanamadım... E, ...nasıl arttığına e, spor ayakkabı fiyatlarının... E, ...o yüzden böyle bir, bir sakinleşip bir yerde alacağım... ...ama hepiniz zaten bir yıl önce kaça aldınız, 6 ay önce kaça aldınız, 7 ay önce kaça aldınız bunu biliyorsunuz zaten. Mesela Cem derin evladım demiş ki 16 yaşındaymış kardeşimiz diyecektim ama 16 yaşındaymış. Kitaplar çok pahalıymış. Gerçekten bana da öyle geliyor. Yani haftada ortalama iki kitapla giden bir insanım ben. Gerçekten çok pahalı. ya pahalı. Gerçekten pahalı. Ee, ne yapmak lazım? E, kütüphanelerden okuyun derdik eskiden. Tamam klasikleri okusunlar da kütüphanelere yeni kitap gelmiyor ki. Yeni kitap gelmiyor kütüphanelere. Yeni kitap gelmeyince de e, yeni kitapları e, okuyabilmek, gündemi takip edebilmek için... ...çaresiz kitap almak zorundasınız. E, o yüzden gerçekten... E, çok zor. Mesela e, benim ve buluşlar tarihini bugün sipariş ettim. 65 lira <laughs> ah Bana mı söylüyorsunuz? Çok fena gerçekten. E, evet pahalı. Gerçekten pahalı. Yani yurt dışıyla kıyaslayın e, diyorlar işte orada da 20 dolar 30 dolar. E iyi de onun da geliri öyle. Ben de dolarla kazansaydım bana o batmazdı yani. Dolarla kazanmıyoruz, TL ile kazanıyoruz ama size söyleyeyim yayıncılar da çok zor durumdalar. Çünkü telif hakları, özel, e, kağıt ve baskı maliyetleri çok yükseldi gerçekten. Birçok yayın evi kapanma sınırında bazıları kapandılar. Çok zor ayakta e, duruyorlar. Yayıncılığın bir sektör olarak görülmesini ben zaten kabul etmiyorum. yayıncılık bir sektör değil. Ben devlet olsaydım yayıncılığı bir sektör olarak falan kabul etmezdim yayıncılardan öyle hani e, vergi alma olayını bayağı bir e, düşünürdüm. Gelir vergisi tarafında dahil e, etmek istiyorum. Yeter ki bu ülkede kitap okunsun diyeyim. Ve artık e, burada e, kapatayım. Çok teşekkür ediyorum. Bizimle olduğunuz için.